Merhabalar, bugün Kuzguncuk'ta Ayhan Bozkurt'la birlikte Nail Kitabevi'nde küçük bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bunu ise 360 kameramızla kayıtlar altına alacağız. 360 kamera ne demek? Hemen kısacık bir bilgi vereceğim. 360 kamerayla çekilen video görüntülerini eğer bilgisayarınızda izliyorsanız mouse'unuzla görüntüyü kaydırıp her tarafı, mekanın her tarafını görüntüleyebilirsiniz. Eğer bunu telefonunuzda ya da iPad'inizde yapıyorsanız telefonunuzu çevirerek ya da parmağınızı oynatarak bütün mekanı inceleyebilirsiniz. Ayhancığım hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Programımıza şeref verdin. Teşekkür ederim. 360'la mı çekiyoruz? 360'la çekiyoruz. Sen neler hissediyorsun? Bu yeni bir şey senin için. Harika. Evet, benim yeni aradım ve müthiş bir şey bu. Değil mi? Müthiş bir şey. Deneyecek misin eve gidince? Muhtemelen. Peki, hemen konumuza dönelim. Buyurun efendim, buyurun. Ayhancığım, şu sıralar neler yapıyorsun? Şu sıralar ne yapıyorum? İşte beraber aynı dizideyiz biliyorsun. Üçüncü senemiz. Hı hı. Dizi gidiyor. Dizinin dışında da işte yazmaca, çizmece biliyorsun. Başka yazıp şey çizme yok. Var mı gerçekten? Var var. Bir kitap çıkaracağım herhalde bu Ocak ayında. Bir şiir kitabı olabilir bu. Öykü ve roman biraz uzun sürecek herhalde. Bir iki yıl sonra falan olabilir ama bir şiir kitabı herhalde geliyor. Ne zaman? Ocak gibi düşünüyorum ama Ocak'ta. Peki şiir yani böyle bir tema üzerine mi yoksa her şey olabilir mi? Yani aşk da olabilir, heyecan da olabilir. Yani nasıl duygular barındıracak bu kitap onu öğrenmeye çalışıyorum. Aslında şu var, aşk da var içinde, nefret de var, öfke de var. Yani şöyle söyleyeyim, insanı ilgilendiren aslında öyle özetlemek daha doğru. İnsanı ilgilendiren her şey var abi bunun içinde. Çünkü şundan dolayı ben şiirin şöyle olduğuna inandığım için bu kitaba yazmaya da aslında karar verdim. Şair adam sadece bir aşkı ya da şair adam bir gördüğü bir şeyi yazmaktan çok şöyle düşünmeli diye düşünüyorum ben. Hem hasta olacaksın hem doktor olacaksın. İkisini bir arada götürmek. Yani sadece doktor olup da yazmak değil, sadece hasta olup yazmak değil. Hı hı. Şiir böyle bir şey. Hem hasta hem doktor. Bir de senin iç yolculuğun. Tabii. Bu iç yolculuğunda biraz kendini tanıyorsan, bu iç yolculuğun seni zaten götürüyor. Hı hı. O aşk doluyor, nefret doluyor, hayat doluyor, birçok şey. Bir de şimdi yaşadığımız son şeyler, hayat, ülke, dünya, dünyanın birçok şey içinde bir büyük bir sıkıntı barındırıyor benim. Evet. Ve dolayısıyla bundan üzerine aslında biraz da insan anlatan bir şey. İnsan hep çokça anlatıldı ama ben insan anlatmak istiyorum. Peki bu kadar rahat bir şekilde ifade edebildiği zaman insan kendini şiir yazarken, sonunda o şiirlerin hepsi bir araya toplandığında nasıl bir his oluyor? Yani çok mu rahatlamış hissediyorsun? Çok mu tatmin oluyorsun? Nasıl tatlı bir his bırakıyor olması lazım çünkü? Tabii çünkü aslında biraz da yani biliyorsun sen de oyunculuktan da biliyorsun. Şimdi setten sonra rahatlıyorsun aslında. Birkaç şey kafanda kalıyor işte acaba şöyle yapsam böyle yapsam mı? Ama yine de bir şey yapıyorsun, bir rolün var, bir şey. Aynı şiir de biraz öyledir biliyor musun? Yazıyorsun, yazdıktan sonra biraz rahatlama. Çünkü senin içsel yolculuğunda tarif edebileceğin, anlatabileceğin öfken, yalanın, yalan da vardır. Tabii. Yalanın, öfken, aşkın, sevgin, her şey. Sonra bir rahatlama oluyor aslında. Diyorsun ki oh, bir şey oluyor. Sonra tekrar geliyor ama. Bitmez ki abi. Tabii, bu tabii. Duygu bitmez, yani, hiçbir zaman bitmez. O sancılı bir dönem geçiyor. Tabii, ondan tabii, sonra, tabii. İfadeden sonra doğmuş oluyor. Aynen öyle. Sanat dediğin şey biraz da öyledir. Biraz sancı ve şeyle ilgilidir. O çelişkilerle doğar aslında. O çelişki üzerine kurulur. Yaptığın her şey. Yazma, özellikle de yazma da böyle bir şeydir aslında. Ama bunu tanımlama biçimi doğru olmalıdır. Hı hı. İnsanlar böyle tanımlamadığı için iyi tanımlamak lazım. Evet, o sancılı bir süreç. O sancılı bir süreci nasıl anlatacağım? Çok güzel bir şeydi, komik, eğlenceli bir şeydi anlatabilirsin ama yine de o eğlencenin içinde bir sancı vardır. Evet. Bu çok önemli. Senin kitapların özellikle genel olarak Everest yayın edildi. Everest çıkıyor değil evet. mi? Bu da mı öyle olacak? Bu da Everest'ten. Yani Alfa ve Everest ikisi bir arada gidiyor. Yani zaten aynı yer Everest yayınlarına çıkacak. Daha tamam. Belki ismini de koymadım ama herhalde 3 günlük aşk diye falan diye düşündüm. 3 günlük aşk güzel mi? Çok sence? Güzel. Böyle bir şey olabilir. Bak sorunun içinde aşk mı dedin de belki aşk olabilir. Çok iyi. Peki biraz paramparçadan bahsedelim istersen. Yani göz önünde olan, ekranda yansıyan şeyi zaten insanlar biliyorlar. Ben biraz set arkasından bahsetmek istiyorum. Yani kamera arkası, set hallerinden. Hani neler oluyor, nasıl vakit geçiyor oralarda? Oraları pek insanlar bilmiyorlar çünkü izleyicilerimiz.
Evet, yani aslında şimdi bizim dizinin paramparçanın biraz bu kadar sevilmesinin nedeni de şöyle, ben öyle tanımlıyorum. Bütün ekip, bütün arkadaşlarım, bütün oyuncu arkadaşlarım gerçekten rollerini yani böyle cuk oturdu diyebiliriz. Herkes rolünü çok çok iyi yaptı ve çok denk geldi. Tabii beceri de artı bir şey. Evet. Dolayısıyla da dizinin bu kadar sevilmesinin bir nedeni de bu oldu. Tabii hikaye sağlamdı, iyi bir hikayeydi, iyi bir senaryoydu. Ancak set arkası da şöyle işte. Şimdi ben partnerim, daha çok vakit geçirdiğim partnerim Tolga Tekin. Hı hı. Mesela onunla çok samimi arkadaşım benim, çok yakın arkadaşım. Sette de o samimiyet birbirimize geçiyor. Oyunda birbirimize geçiyor. Oyun dışında da zaten biz gülerek, eğlenerek sete çıkıyoruz. Evet. O heyecan, o eğlence şeye yansıyor, işe yansıyor. Evet. Benim bu dizide, keza senle öyle, senle çok iyi bir arkadaş olduk. Çünkü aynı projede çalışıyoruz ama iyi bir arkadaş çok olduk. Çok samimiyet yoktu halbuki. Nasıl oldu bu? Evet, yani senle, doğru, senle bizim geçen sene çok iki tane ve ilk sene vardı. Evet. Ama bu biraz şeyle ilgilidir, elektrikle ilgilidir. İnsanların birbirleriyle kurduğu elektrik ve şeyle ilgilidir. Yani iletişimle ilgilidir. Evet, evet. Dolayısıyla da arka tarafı daha keyifli bence. Keyifli, çok keyifli. Daha keyifli. Bir, hep şunu sorarlar ya, ben de mesela onu sorayım. Bir karakter oynamak isteseydin, aklında var mı öyle bir karakter? Yani şöyle bir karakteri ben herhalde çok iyi canlandırırdım ya da şöyle bir senaryo, şöyle bir hikaye olsaydı içinde çok olmak isterdim gibi bir şey var mı aklında? Hiç düşünmedim. Hayalini kurdum. Şu an için söyleyebilirim. Sonbahar, bir kış geliyor, bir grilik var, bir şiir var falan diyoruz ya. O nedenle şunu söyleyebilirim. Böyle terk edilmiş, acı çeken bir adamı mesela çok oynamak isterdim. Şu an. Sürekli işte evet böyle acı çeken, ben ne bileyim böyle bir şey. Belki şiirle ya da havayla, atmosferle ilgili ama şudur budur hiçbir zaman abi şunu da oynasam falan demedim. Oynamaya çalışırım. Bazen hani seçersin dediğin gibi mesela. Evet. Mesela şoförü çok oynamak istedim örneğin. Bir kamyon şoförünü çok oynamak istedim. Hani bu Amerikan filmlerinde olur ya böyle dev büyük kamyonlar ve orada bir adamı falan çok oynamayı istedim. Öyle bir şey olsa. Ayhan, sanırım sen diğer karakterin ruh haline bayağı bir büründün. Evet. Ne oluyor? Çok üzgünüm abi, bu bitiyor diye. Ama 360 kamera kullandığınız için beni görüyorsunuz. Biliyorum. Evet, görüyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizimle tatlı tatlı sohbet ettiğin için gerçekten. Bizi kırmadığın için özellikle. Efendim, Ayhan Bozkurt'la güzel bir sohbet ettik. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu sohbetimiz. Eğer bu konuyla ilgili yorum, öneri ya da herhangi bir sorunuz varsa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Ve lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.